Burası Modus Vivendi merkezi. Kapıları aralıyoruz. Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermeni Soykırımı Armenosit adlı programımızı sunuyoruz. Türk Devleti'nin Ermeni soykırımını kabul etmesi barış ortamını getirecek, halklar arasında barış ve dostluk için büyük bir katkıda bulunacaktır. Adnan Keskin, TÜDAY Başkanı. Ermeni soykırımı ile ilgili tasarının Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden geçmesinin engellenmesinde 500. Yıl Vakfı ve ABD'deki Yahudi lobisinin desteği göz ardı edilemez. Abdullah Kıran, Birikim Dergisi yazarı, Aralık 2000. Savaştan sonra Osmanlı hükümetinin işgalinden sonra kurulan ersatz mahkemeleri herhangi geçerli kanıtlar bulunmamasına rağmen Doğu Anadolu'da Ermenilerin göçü ile ilgili olarak 1376 subay hakkında mahkumiyet kararı verdi. 62 subay hakkında ölüm cezası verildi ve infaz edildi. Türk-Amerikan Dernekleri Birliği'nin Ermeni soykırımı raporundan. Ermeni soykırımını kabul etmek için cesaret gerekiyor. Bunun Türkiye, ekonomi, sağ-sol ile alakası yok. Çok iyi biliniyor ki eğer biz kabul edersek Avrupa'daki diğer ülkelerin parlamentosunda da sırayla kabul edilecek. Giancarlo Pagliarini, İtalya Kuzey Ligi Partisi, Ekim 2000. Türkiye'nin itibarı ancak Fransa'nın yaptığı gibi kendi tarihinin o dönemini yani 1915 Ermeni soykırımını kabul etmesiyle yükselebilecektir. 1915 Ermeni soykırımının uluslararasınca tanınması ve yargılanmasında ilk önce Türkiye'nin kazançlı çıkacağını sanmaktayım. Böylece o, geçmişin ağır yükünü kendi omuzlarından atmış olacak. Robert Koçaryan, Ermenistan Devlet Başkanı, Ağustos 1999. Osmanlı döneminde Ermenilere soykırım yapıldığına inanıyorum. Okuduğum tüm kitaplarda bu gerçeği belirtiyor. Pierre Moscovici, Fransa Sosyalist Partili Avrupa İşleri Bakanı ve çoğulcu sol hükümet sözcüsü, Nisan 2001. Bundan sonra her Yahudi örgütünün Ermeni soykırımı konusunda Türkiye lehine hareket etmesini artık beklemeyin. Richard Heidemann, dünyanın en etkili Yahudi örgütü başkanı. Ermeni soykırımının tabu olmaktan çıkması gerekiyor. Orhan Pamuk, Nobel ödüllü yazar. Uluslararası kamuoyu ve özellikle Türkiye tarafından tanınmasına kadar Ermeni soykırımı, Ermenistan'ın dış politikasının gündeminde kalacak. Türkiye'nin tutumu, Kafkas bölgesinde istikrarı ve kalıcı barışın kurulmasını engelleme şeklindedir. Ara Babyan, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü, Temmuz 2000. Türk tarihçiler arasında Ermeni soykırımı gerçeğinin şu ya da bu şekilde tanıma isteği yoğunlaşıyor. Türkiye'nin Ermeni soykırımına olan taşlaşmış pozisyonu batıya doğru yönelme isteğine paralel yakın yıllarda kırılacak. Ruben Safrasyan, Doğu Bilimleri Enstitüsü'nün Türkiye Bölüm Başkanı, Mayıs 2000. İsrail'in Ermeni soykırımını kabul etmesi İsrail'in siyasi hayatını zedelemeyip aksine devletin ahlaki güvenini yükseltecek. Eğer Ermeni soykırımı unutulsaydı Yahudi soykırımı da unutulurdu. Raymond Tenter, ABD'nin eski NATO heyeti temsilcisi, Reagan hükümeti çalışanlarından. Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan'ın iktidara gelmesinin ardından hız verdiği soykırım savlarının 3. ülke parlamentolarında kabul edilmesi hedefi, Türkiye'yi uluslararası platformda zor durumda bırakmayı sürdürüyor. 3. ülke ve uluslararası kurumlarla ilişkilerini sekteye uğratan kararları engellemek için çeşitli girişimlerde bulunan Türkiye, Erivan yönetimi ve Ermeni diasporasının etkinliğini kıramadı. Cumhuriyet Gazetesi'nin Soykırım açmazı aşılamıyor yazısından, Mart 2002.
24 Nisan yaz törenine Amerika Birleşik Devletleri Konsolosu'nun katılması zaten çok şeyler söylemektedir. NATO'da ABD'nin işbirlikçisi olan Türkiye dün olduğu gibi bugün de 1915 Ermeni soykırımı belgesini imzalamayı reddetmektedir. Harry Gilmore, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Büyükelçisi, Nisan 1994. Türkiye, barışı yenilgi gibi görüyor. Engin Erkiner, köşe yazarı. Adına hukukun ne derseniz deyin, sistemli bir yok etme var. Ermeniler bütün bu coğrafyadan şu ya da bu şekilde sürülmüş, sağ çıkmaları imkansız bir yürüyüşe zorlanmışlardır. Ben bir tarihçi olarak ahlaki sorumluluğumu meseleyi isimlendirmede değil, meselenin özünü gündeme getirmede görüyorum. Profesör Doktor Selim Deringil, Nisan 2005. Ermeni kararına en sert tepkiyi gösteren ve 28 Mayıs'ta Türk F-16'larına Fransız elektronik harp sistemi takılmasına ilişkin projenin Ermeni kararı nedeniyle iptaline karar veren Genelkurmay'ın misilleme kararını ilk önce yasanın çıkmasından bir ay sonra çağrıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Fransız Maliye Bakanlığı'ndan finansal yardım istemek için bir araya gelen ekonomiden sorumlu devlet bakanı Kemal Derviş deldi. Milliyet Gazetesi, Aralık 2001. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermeni Soykırımı Armenosid adlı programımızı dinlediniz.